أبيه قال لما حضر أبا طالب الوفاء جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. أبو طالب ölmeye gelince yani sekeratül mevti çıkarmak esasında olunca Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yanına geldi ve Ebu Talib ve Ebu Umeyye onun yanındaydı. Kale ya ammi kul la ilahe illallah. Ey amca ne olur bir la ilahe illallah de ki yarın Allah'ın huzurunda bir hüccetin olsun. Yevme o gün yevme la yenfu'u malun ve la benun illa men atallah bi kalbin selim. O günde bir hüccetin olsun ya ammi. Yevme terunaha tezhalu kullu murdi'atin amma erda'at ve tad'u kullu zatin hammin hamlaha ve teran nase sukara ve ma hum بسكارى ولكن عذاب الله شديد. On o gün gelmeden ey amca ne olur bir la ilahe illallah de uhaccubike illallah diyordu. Ama nafile. Ya Ebu Talib أتترك بالله عبد المطلب؟ فبرد أبو طالب الذي كي فأبى واستكبر وقال أنا على دين عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرنك لولا أنهى عنه لأستغفرنك ما لم أنه أنهى عنه. يعني الله tarafından nehi edilmedi müddetçe mutlakmada ya ammi sen istiğfarda bulunacağım. Ondan sonra Rabbim tebareke ve teala ma kana lin-nebiyyi vellezina amenu en yestagfiru lil-müşrikin velau kanu ulul-kurba ولي قربة. Sana ne oluyor ya Muhammed? Müşrik olan amcana nasıl istiğfar ediyorsun? En yakın amcan bile olsa bu caiz değildir ya ey Resulüm. Ve burada Allah tebareke ve teala onu nehyetti Resulüne. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada çok üzüldü. Çok üzüldü orada amcasını hidayete ettirmemiş. Oysa hidayet Allah'ın Resulü elinde olmuş olsaydı amcasını hidayet ettirmez miydi? 10 yıl boyunca Ebu Talib, ey Ebu Cehil, Muhammed'ime dokunamazsın. Dokunamazsın. 10 yıl boyunca korumuştur. Aşresinin hafadahu ile Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ve yekulehu ya Ebu Cehil, ya Ebu Cehil. Muhammed malik. Malik ya Ebu Cehil. Ve burada nedir? Onu kurdu. İşte burada fekala dedi ki burada işte inneke la tehdi men ahbabt velakin Allah men يهدي من يشاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يحب هداية عمي عمه أبو طالب أو من هو عم يعني هم أمجسنا هم